Ankara-Bağdat hattında gerilim giderek tırmanıyor. Irak'ta öfke bugün sokağa döküldü. Basra'da toplanan yüzlerce kişi Türkiye'yi ve Başbakan Erdoğan'ı protesto etti. Öfkeliler, öfkenin adresi Türkiye. Ellerindeki parçalanmış Türk bayrağı, dillerinde Türkiye ve Başbakan Erdoğan karşıtı sloganlar. Burası komşu Irak'ın güneyi, petrol zengini Şii kenti Basra. Irak'ta Ankara'ya karşı öfke büyük, o öfke Basra'da sokağa taştı. Yüzlerce kişi Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu'na yürüdü. Göstericiler Türkiye'nin Irak politikasını protesto etti. Irak halkı Türkiye'nin cüretkarlığını, Erdoğan'ın ülkenin önde gelenlerini aşağılayarak, mezhep kavgası yaratmaya çalışarak Irak'ın işlerine müdahalesini sineye çekemez. Tarık Haşimi, Irak'ın Sünni Cumhurbaşkanı yardımcısı, teröre destek vermekle suçlanıyor. Hakkında dava açılınca Türkiye'ye kaçtı. Interpol hakkında kırmızı bülten çıkardı. Göstericiler Haşimi'nin iade edilmesini istiyor. Kanun kaçağı Tarık Haşimi'nin iadesini, Irak'a ve saygın isimlerine karşı açıklamalara son verilmesini istiyoruz. Türk bayrağını parçalayan Iraklılar yürüyüşün ardından dağıldı. Bağdat yönetimiyle diplomatik kriz de giderek büyüyor. Irak yönetimi Türkiye'nin iç işlerine karıştığını iddia ediyor. Basra ve Musul konsolosları diplomatik faaliyetlerin dışına çıkmakla suçlanıyor. Rahatsızlık bakanlığa çağrılan Türkiye Büyükelçisi Yunus Demirer'e iletildi.